haber analiz programından daha merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle önemli bir tiplemeden bahsedeceğiz. Tipleme diyorum, aslında çok önemli bir sosyal sorun olmaya başladı bu tipleme. Hem eğitim açısından hem sosyal açıdan ciddi bir sorun olmaya başladı diye düşünüyorum. Evet, sınıf annesi tiplemesinden bahsedeceğim. Bunun pedagojide yeri nedir? Bilimsel karşılığı var mıdır? Bunun üzerinde durmaya bile gerek yok. Hiçbir bilimsel karşılığı olmadığı gibi pedagojik anlamda karşılığı da yoktur. Ben açıkçası sosyal bir faydası olduğunu düşünmediğim gibi sosyal anlamda ciddi bir zarar doğurmaya da başladığı kanaatindeyim bu sınıf annesi tiplemesinin. Her şeyden önce bununla ilgili yasal bir düzenleme, bir şeyler var mı diye baktım, araştırdım. Açıkçası rastlayamadım. Rastlayan varsa benimle yorumlarda paylaşsınlar. Çünkü ciddi bir sorun olmaya başladı bu tipleme. Özellikle belli özel günlerde, belli programların olduğu şeylerde adeta okul idarelerinden daha baskın bir rol almaya başladı bu tiplemeler. Özellikle özel okullarda ben çok karşılaştım bununla ilgili. Karşılaştığım genellikle hani kendi çocuğumdan dolayı karşılaşmıştım. Genellikle bu tipler, yani daha çok istisnaları elbette ayırıyorum, bir genelleme yapmak istemiyorum ama genellikle kocasının bürokrasideki yüksek konumunu kullanarak eldeki boşluğunu, eğer meslek sahibi de değilse, bir işte uğraşmıyorsa, kocasının konumu ekonomik anlamda kendisine yetiyorsa, diploması ne olursa olsun evde oturup genellikle günlere katılıp çeşitli partilere, ne bileyim, etkinliklere katılarak gün öldüren, kalan zamanlarında da Müge Anlı izleyen bir tiplemeden bahsediyorum. Genellikle bu tontiş anne tiplemeleri aslında her ne kadar başında anne gelse de çok şefkat barındıran bir tipleme arz etmiyorlar. Boş zamanlarını genellikle, dedim ya, kocalarının bürokrasideki konumu veyahut esnaf, zengin bir esnafa düşmüşse, hani kader, imkan, şartlar kendilerini zengin bir esnaf kocayla evlenmeye itmişse, kocalarının bu servet veya bürokrasi konumlarını kullanarak böyle veli, diğer velilerin ve öğrencilerin üzerinde bu konumlar üzerinden tepinmelerine şahit oluyoruz. Yani herkesin maddi durumunun aslında kendisi gibi olmadığını çok iyi bildiği halde böyle pahalı hediye aldırmalar, pahalı giysi aldırmalarla aslında kendi konumunu satmak için ötekini zora sokan bir zalim tiplemeden bahsediyorum. İstisnalar elbette kaideyi bozmaz. Yani bunu hayır niyetine, iyilik niyetine, iyi bir faaliyet niyetine yapanlar vardır. Ama çok az olduğu konusunda iddialıyım. Neden bunu söyledim? Çünkü bununla ilgili bir sürü yazı, yorum, mesaj, yani şöyle bir baktım, hakikaten yani bu demokrasinin kılıcı gibi velilerin ve öğrencinin üzerinde duran bir tipleme. Şimdi bunun için ne yapılabilir? Özellikle sınıf annesi rolüne soyunup kocasının konumundan, serveti üzerinden toz kesen bu tiplere tavsiyem, bakın, bir sürü dernek var, vakıf var. Ha, özellikle Konya'daki olayı da yeri gelmişken kınıyorum, lanetliyorum o canlara yapılan davranışı, ki zaten herkes, bütün kesimler lanetledi ve zaten devletimiz de gereğini yaptı. Şimdi dolayısıyla hani bu tip böyle hayvan koruma dernekleri, ne bileyim, barınaklara yardım kuruluşları var. Ahşap boyama kursuna gidebilirler. Ne bileyim, satranç kursları var. Bunlarla oyalansalar mesela. Yani illa kendileri gibi 5-6 tane de bunlar gibi böyle bir tık deyicinin hık deyicisi var. Yani kocasının konumundan dolayı yanına yaklaşan ve bu kadının her şeyini tasdikleyen, bu tiplemenin her şeyini tasdikleyen tipler var. Bunlarla sürekli böyle bir gün yapıp, işte o günün içine 24 Kasım'ı da uydurup, ne bileyim, bir başka özel günü de uydurup, mevlütleri de uydurup poz kesen tiplemeler var. Kardeşim, bu toplumun tepesinde tepinme hakkını, selahiyetini size hiçbir yönetmelik, hiçbir kanun, hiçbir pedagojik kuram, kuramsal tespit size vermemiş. Nereden soyunuyorsunuz bu role? Bu role soyunanlara karşı artık kurumlar bir şey yapmalı diyorlar bana.
Kurumların tabii ne yapacağını ben bilemem. Ancak velilere tavsiyem bu sonradan görme, ne oldum delisi tipleri eğer size böyle bir pahalı işte işler yaptırıyorlarsa bunların eğitimde söz hakkı ve haddi yoktur. Önce bunu bir kere herkes bilsin. Bu hakka ve hadde sahip değildir. Yani hiç kimsenin sınıf annesi rolüyle veli üzerinde veya öğrenci üzerinde fikir beyan etme hakkı ve haddi yoktur. Hadlerini bildirin. Ama WhatsApp'ta bildirin. Ayıp değil insanın orta gelirli olması. Ayıp değil insanın ekonomik olarak fakir durumda olması. Ayıp olan bu işte hazır mala konmuş, hazır kocaya konmuş tiplemelerin bu konum üzerinden tepinme usulleri, görgüsüzlükleri. Bu görgüsüzlüklere karşı ağzınıza gelen hakarete varmadan en güzel lafı muhatabına söyleyin, o gruptan çıkın, ondan sonra emin olun arkanızdan gelenler olacaktır. Ama bunu birkaç kişi yapsın. Yani dediğim gibi hiçbir şekilde ne toplumda, ne örfte, ne adette, ne gelenekte, ne kültürde, ne dinde, ne insanlıkta sınıf annesi diye bir kavram, ağırlık, kültür veya bir değer yoktur. Ben kendi adıma söylüyorum, öyle bir değeri de tanımıyorum. Esen kalınız. Kurban gelir payın yoktur, kaftan çoktur.